Enstone BBN Sporu sunar. Mutlu akşamlar efendim. Saatler 18.45'i gösteriyor. Spordaki gelişmelerle karşınızdayız. İlk haberimizle başlayalım. Galatasaray'da seçim tarihi netleşirken mevcut başkan Burak Elmas'ın yeniden adayla hazırlandığı belirtiliyor. Burak Elmas, Galatasaray başkanlık seçimlerine yeniden aday oluyor. Başkanlık koltuğundaki 9 aylık çalkantılı süreç sonunda idari yönden ibra edilmeyen ve seçime gitmek zorunda kalan ancak mahkeme kararıyla yeniden seçime girmesinin yolu açılan Burak Elmas'ın tekrar adaylığını koymaya hazırlandığı öğrenildi. Son yapılan olağanüstü yönetim kurulu toplantısında ekibiyle ciddi tartışmalara giren ve gerekirse istifa ederiz baskıları sonrası seçim tarihini 11 Haziran olarak açıklamak zorunda kalan Sarı Kırmızılı Kulübün patronu buna karşın kolay kolay veda etmeye niyetli değil. Burak Elmas'ın başlattığı projeleri tamamlamak amacıyla yeniden seçime girmek üzere liste çalışmalarına başladığı ve ekibinin neredeyse tamamına yakınını değiştirmeyi planladığı ortaya çıktı. Öte yandan Burak Elmas'ın yeniden seçilmesi durumunda Domenech Torrent'le de yolları ayıracağı, yerli bir hocayla çalışıp tüm transferleri kendi ekibiyle birlikte gerçekleştirmeye hazırlandığı öğrenildi. Galatasaray'da başkanlık seçimlerine Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Fırat Develioğlu aday olmuştu. Fenerbahçe ile devam edelim. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sarı Lacivertli Kulübün 115. yıl dönümü toplantısında konuştu. Koç'un gündeminde şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'dan yapılan paylaşımlar ve stadyumda açılan pankart vardı. Cumartesi gecesi tanık olduğumuz çirkin görüntüler, hadsizlik, şımarıklık, kural tanımazlık, çekinmemek, ülke değerlerinin dahi bir kutlama, bir şampiyonluk adına ayaklar altına almak, bu demin Uğur Bey'in de bahsettiği gibi artık Fenerbahçelilerin mücadele etmesi gereken bir konuma gelmiştir. Perşembe günü gerek şampiyonluğumuz 2010-2011, gerek namlunun ucunda Fenerbahçe'yi sembolize eden bir kuşun konması. Bunlar aslında tek tek bakmayın. Büyük pencereden bakın. Bu aslında uzun bir süredir bu takıma bir koruma kalkanının verdiği cesaretle sanki istediği her şeyi istediği şekilde yapabileceğini düşünmelerine sebebiyet vermesine de hiç ama hiç artık şaşırmayın. Bugün disiplin sevkleri var. O sevklerden, yazılanlardan çok daha iyi anlayacaksınız nasıl korunduklarını. Acaba Antalya Spor'un başkanının yöneticilerin bahsettiği darp, futbolcuya darp konusu raporda olacak mı? Stadın kapasitesinden çok çok daha fazla seyirci alınması o raporda olacak mı? Genelde bu gibi olaylarda maç sonunda tüm stad kameraları incelenir, ona göre raporlar yazanır. Kameraların incelenip incelenmediğini de göreceksiniz. Yani bir şampiyonluk için bu kadar diğer camialar tahrik edilmez. Siyah beyazlıların gündemiyle devam edelim. Beşiktaş'ın altyapısından yetişen ve bu sezon gösterdiği performansta Avrupa'ya transferi gündemde olan Rıdvan Yılmaz konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın 20 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz transfer haberleriyle ilgili konuştu.
Transfer piyasasında adı sıklıkla anılan Rıdvan Yılmaz bu konuyla ilgili "Benim yuvam Beşiktaş, kulübümün menfaatleri doğrultusunda hareket ederim. Menajerim aracılığıyla birçok teklifler geldiğini duyuyorum ama ilgilenmiyorum. Beşiktaş'ta kalıcı olmak istiyorum ama kulübüme geçmişte Cenk Tosun gibi para kazandıracak durumdaysam karşı koymam. Türk futbolcusunu Avrupa'da en iyi şekilde temsil ederim. Tabii her futbolcunun hedefi vardır. İngiltere'de oynamak en büyük hayalim. Bir gün neden olmasın?" dedi. Fransız teknik direktör Valerian İsmail'in gençliğe önem verdiğini ve sürekli istatistikleri inceleyen önemli bir teknik direktör olduğunu belirten Rıdvan Yılmaz, "Geldiği günden bu yana bizleri moral ve motivasyon olarak diri tutmaya çalışıyor. Empati yaparak bizlere hatalarımızı anlatıyor. Ondan öğreneceğimiz çok şey var. Bizlerin maç içinde yaşadıklarını hissediyor. Bireysel hatalarımızı tek tek anlatıyor. Çalışkan ve hırslı" ifadelerine yer verdi. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Liverpool, Villarreal'i 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Liverpool, Villarreal'i eleyerek finale yükseldi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının yarı final turu rövanş maçında İspanya'nın Villarreal ile İngiltere'nin Liverpool takımları Ceramica Stadında karşılaştı. Maçın ilk yarısı Bulaya Dia'nın 3. dakikada ve Francis Coquelin'in 41. dakikada bulduğu gollerle 2-0 Villarreal üstünlüğüyle geçti. İlk maçı Liverpool 2-0 kazandığı için iki takım ikinci yarıya şartları eşitlemiş durumda çıktı. Karşılaşmanın ikinci yarısında daha etkili oynayan Liverpool, 62. dakikada Fabinho'nun golüyle skoru 2-1'e getirdi. İngiliz ekibi Luis Diaz'ın 67. dakikada bulduğu golle skoru eşitleyerek 2-2'ye getirdi. Liverpool 74. dakikada Sadio Mane'nin golüyle de öne geçti ve maç bu skorla sona erdi. Villarreal'de Etienne Capoue 86. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Real Madrid 4-3 kaybettiği UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçının rövanşında yarın Manchester City'yi ağırlayacak. Bu eşleşmenin galibi finalde Liverpool'la karşılaşacak. Kazandığı 13 kupayla Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının en başarılı takımı Real Madrid, geçen yıl Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk finalini oynayan Manchester City'nin karşısına çıkacak. İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu tadında oynanacak karşılaşma saat 22'de başlayacak. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak. Parkeden haberlerle devam edelim. ULEP Avrupa Kupası'nın yarı finalinde deplasmanda Morabank Andorra'yı 85-68 yenen Fruta Extra Bursa Spor, finale yükselerek gelecek sezon Euroleague'de mücadele etme hakkı kazandı. Fruta Extra Bursa Spor Euroleague'de. Eurocup'ta finale yükselen Fruta Extra Bursa Spor gelecek sezon Euroleague'de de mücadele etme hakkı kazandı. Fruta Extra Bursa Spor tarih yazmaya devam ediyor. Yeşil beyazlı takım Eurocup yarı finalinde Morabank Andorra'yı 85-68 mağlup ederek finale yükselme başarısı gösterdi. Bu tarihi zafer Bursa Spor'a Euroliginde kapılarını açtı. Yeşil beyazlılar gelecek sezon Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko ile birlikte Euroligde mücadele edecek. Ayrıca Bursa Spor'un taraftar grubu Texas, Fruta Extra Bursa Spor'un finale yükselmesini coşkuyla kutladı. Fruta Extra Bursa Spor, Valencia Basket ile Virtus Segafredo Bologna eşleşmesinin kazananıyla 11 Mayıs'ta finalde karşılaşacak. Bu haberle bültenimize noktayı koyalım. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın. En son BBN Spor'u sundu.